Herkese selamlar. Bugün karşınıza yeni bir seriyle çıkıyorum. Yakın zamanda kanalımda yapmış olduğum ankette Macarlar mı, Bizanslar mı diye sizlere sormuştum. Bizanslar galip geldi. E ben de sizleri kırmadan ve demokrasiye saygı göstererek bu yeni seriyi sunuyorum. Asıl amacımız bu seride Bizans'ı yüceltmek olacak. Görmüş olduğumuz gibi önümüzde dejur sınırlar var. Ancak 867'de başlarsak durum çok iç açıcı değil. Bu da yetmezmiş gibi ufak bir istila altındayız ve içeride neredeyse herkes bizden nefret ediyor. İşimiz ne yazık ki çok kolay değil. Ancak unutmayın, her şey geçer gider ama Roma sonsuza kadar var olur. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, oyunumuza da bu şekilde giriş yapmış olduk. Şimdi genel duruma bakalım. önce demiş olduğum gibi vasallar gerçekten bizden hiç hoşlanmıyorlar. Anadolu'daki vasallar özellikle. Balkanlarda çok bir toprağımız yok. En azından temel topraklarımız var. Arnavutluk gibi, Epir gibi, Mora yarımadası, Atina, Selanik gibi topraklara sahibiz. Balkanların çoğunu Bulgaristan tutuyor. Özellikle Hırvatistan ve Sırbistan tarafları da bizim elimizde değil. Mesela buradaki abi Ortodoks ve Yunan Kalmaçya düklünü tutuyor. Kendisini normalde vasallaştırabiliriz ancak bizden biraz daha hoşlanması ve bizim meşruiyet seviyemizi yükseltmemiz lazım. Ayrıca şunu da hemen söyleyeyim. Karakterimiz bu şekilde. Basileus Basileios. Yani ismimiz Basil. Ve Yunan kültürüne göre de ünvanımız Basileus diye geçiyor. 30 yaşındayız. Bizans İmparatoruyuz. Özelliklerimiz esasında baktığınızda çok iyi. Cesur ve hırslı bir karakter. Dolayısıyla özellikle savaş, diplomasi ve entrikaya ciddi katkı sağlıyor ancak düzenbaz biris. Normalde bu düzenbaz özelliği entrikayı ciddi anlamda artır. Karakterin etrafında ne olup bittiğinden haberdar olmasını sağlar özellikle. Ancak ancak mensup olduğumuz mezhep sebebiyle bu biraz kötü çünkü günahkar sayılıyoruz. Şu an esasında dindarlığımız gayet iyi. Aylık yani oyun başına göre 1.5 dindarlık geliyor. Fakat biz bunun arttırmasının yollarını da ilerleyen zamanlarda açacağız. Tarihe baktığımızda Makedon Hanlığı 866'da başlayıp 1050'lere kadar Bizans'ta hüküm sürmüş bir hanedan. Yani yaklaşık 2 asırı var. Çok köklü bir hanedandır ve Bizans'ı yıkılmaktan kurtaran güçlü hanelerden biridir de diyebiliriz. E biz bu mevcut gücümüzü daha da arttıracağız. Gerektiğinde risk alacağız, gerektiğinde temkinli davranacağız. Çünkü hem içeriden hem de dışarıdan bizden hiç hoşlanmayan kişilerle ve potansiyel düşmanlarla çevriliyiz. Özellikle bir yanımızda Bulgarlar, Kutperest Sırplar bulunuyor. Öbür yanda doğumuzda Müslümanlar bizim topraklarımıza göz dikmiş durumda. Ancak eski güçlerinden eser yok. Kendi içlerindeki iç karışıklıklarla boğuluyorlar. Yanı başımızda İtalya Krallığı Bari emirliğini tutan sevdanilere karşı savaş açmış durumda. Katolikler de ilerlemeye çalışıyor bu noktada. Burada görmüş olduğunuz gibi Macarlar Bulgarları istila ediyorlar. Panonya havzası, yani Macaristan krallığının tuttukları dejur bölgeyi almaya çalışıyorlar. Dünyada bir anarşi hüküm sürüyor. Biz en azından kendi hak sahibi olduğumuz topraklarda kontrolü ve egemenliği sağlayıp daha güçlü bir yönetim oluşturmaya çalışacağız. Etrafımızdaki bu kargaşadan faydalanıp komşularımıza çökebildiğimiz kadar çökeceğiz. Ve tabii oyunun başında çok e, sinir bozucu bir savaş var. Esasında sinir bozucu değil. Şöyle söyleyeyim. Karşı tarafın kaybetmeye mahkum olduğu bir savaş bu. Kuzey Afrika yani günümüzde Tunus taraflarını yöneten Alevi Sultanlığı var. Bu abi bize oyunun başında tabii doğal olarak savaş açmış bir şekilde başlıyor. Ancak normalde hiç savaş açmadan başlasaydı bize muhtemelen hiçbir şekilde savaş açamayacaktı. Çünkü kendi gücü de yeterli değil. Kendisi Syracusa'yı almaya çalışıyor. Yani Sicilya'da tuttuğumuz son kalelerden bir tanesi. Bu toprağı almaya çalışacak. Siracusa'nın yanında tabii Malta'yı da almaya çalışacak. Burası da onun kontluğuna geçecek. Öyle söylüyor oyunda. Önce biz bu savaşı bir halledelim derim. Bu bir savunma savaşı. Dolayısıyla savaşı kazanırsak ciddi anlamda bir tazminat alırız. Ki oyuna zaten iyi bir parayla başlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. 1090 altında. Savaşı biz kazanırsak mevcut durumda 221 altın elde edeceğiz ve prestij kazanacağız. Şimdi bu noktada Alevilerin yapacağı ilk hamle bütün ordularını kaldırıp donanma ile karşıya geçip direkt Siraküza'ya inecekler. Biz ordularımızı eğer Siraküza'da kaldırırsak burayı çekemeyecekler ve dolayısıyla Malta'ya gitmeye çalışacaklar. Çünkü Malta'yı da almaya çalışıyorlar. Ancak Malta'yı koruyabilmek biraz sıkıntı çünkü tek kontuktan oluşan bir ada toprağı. Dolayısıyla biz yapay zekayı önce Siraküza'ya çekeceğiz. Ve ordularımızı yarımadanın öbür tarafından Lecce'den kaldıracağız. Tabi ordularımızı kaldırmadan önce şu ordularımızı bir konuşlandıralım. Elimizde hali hazırda 4 kontluk var. Trakya düklüğünün tamamını ve Filipopolis dejur düklüğünde bir kontluğunu tutuyoruz. Ordularımız sadece Katafrak denilen zırhlı atlılarda oluşuyor. Bu birliklerin bir tanesini kaldırabilirim. Bunun yerine Yunan kültüründe daha güçlü bir yapıya sahip olan ağır süvarilerle beraber ağır piyade ve mızrakları veya okçuları ekleyebilirim. Bu arkadaşları konuşlandırdık. Elimizde şu an yaklaşık 5000 asker var. Hiç de fena değil. Ordumuz ufak ufak kalkıyor. Orduya kendimizi geçirebiliriz bu arada. İyi olur. Güzel. Ordularımız kalktı. Şimdi biz ordumuzun başına geçtik ancak yaşam tarzımızı seçmeyi atlamayalım. Bu noktada istediğiniz 3 oda da seçebilirsiniz. Ben ordu başına kendim geçmeyi tercih ettiğim için savaşlarda avantajla kazanmayı seviyorum. Eğer askeriye gücünüz düşükse yani ortalamanın altındaysa 12 ve altında oluyorsa size tavsiyem ilk başlarda strateji odandan gidebilirsiniz. Eğer çok fazla fetih yapıyorsanız da ve çok fazla kendi mülkünüze toprak katıyorsanız otorite oda sizin için uzun vade daha faydalı olur. Ordumuzu seçtiğimize göre Lecce'den Siracusa'ya ilerliyoruz. Ancak orduyu buradan buraya getirmeye çalışırsak görmüş olduğunuz gibi denizden getirecek. Bu da Fazladan maliyet olur. Ben biraz daha yavaş getireceğim orduyu. Karadan dolaştıracağım mümkünse. Umarım bir hastalık çıkmaz. Önce Calabria'ya uğrayacağız. Evet düşman ordusu da şu an intikal ediyor. 8 aylık bir kuşatma süresi var. Ellerinde kuşatma silahları da yok bu arada. Bizim ordumuz da ufaktan ilerliyor. Bizim ordumuz ilerlerken bu arada ben hemen saray odasına gidiyorum. Saray odasını donatalım. Kendi hanedan sancağımızı koyduk. Hane sancağımızı koyduk. Bunlar gördüğünüz gibi hem prestij hem ihtişam getiriyor. Bizans'ın elinde çok güzel iki tane kürsü eşyası var. Justinian'ın tacı sabit olarak başlar ancak ikinci kürsü eşyası değişebilir. Kutsal mendil olur. Kutsal terlik olur. Kutsal asa olur. Ya da kutsal pelerin olur. Bu değişebiliyor. İkinciyi de koyduk. Ve bir tane de mobilyamız var. 5 kule dedikleri. Bakın arkadaşlar bu da prestij, ihtişam, önemli vasal görüşünü artırıyor. Saray görkem bonusunu da artırıyor. Şu an saray görkemimiz 5. seviyede ancak temel kısmı 80'e kadar ilerleyecek. Alacağımız kararlarla ve sarayımıza koyacağımız eşyalarla beraber bu da artıyor olacak. Şu an entrikacı saray seçili. Ancak Yunan kültüründe savaşçıl ve idari saray seçenekleri mevcut. Bir önceki kültürden kalan saray türü diyor. Bunun entrikacı saray olma sebebi bizim karakterimizin önceki imparatoru saf dışı bırakması diyelim. Bu sebeple bir entrikacı saray seçili. Ancak bunu da belki bir ilk 5 sene 10 sene kadar kullanabiliriz. O esnada çocuklarımızı da eğitelim hemen. Oyuncu varisimiz bu oluyor. İkinci oğlumuz yani ilk oğlumuz değil. Ben iki erkek çocuğu da kendim eğitiyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki Hristiyan aleminin baş patriki ve benim konseyimde bulunan imparatorluk patriki. Bunlar şimdilik iki ayrı kişi ancak bir noktadan sonra bunlar değişecek. Özellikle ben bir noktada patrike toprak vereceğim. Toprak verdiğim zaman kendisini daha da fazla para kazanacak ve diğer ortodokslara bağış da yapabilecek. Ancak bu abinin benden eksi 53 görüşte olması beni her ne kadar korkutsa da benim şu anki önceliğim benim konseyimde bulunan Patrik. Çünkü benim konseyimde bulunan Patrick ile aram iyi olduğu sürece Patrick Ignatius'un gücü biraz daha azalıyor. Kendisi şu an önemli bir vasal konumda olduğu için konseyimde tutuyorum. Bu Patrik'i bir etkileyelim önce. Sonra kendi çocuğumuzu eğitmesini isteyelim. Bize karşı 15 görüş elde edecek. Ve kendisine para vereceğiz. Ama ondan önce eşimizin diplomasi özelliğiyle bize artı 4 diplomasi katmasını sağlayacağız. Diplomasimiz 12 olacak bu şekilde. Yoksa öbür türlü bakın diplomasimiz 8'e düşüyor. Yani kötü. Biz bunu ortalama seviyeye çektik. Bunları en başta yapmanız önemli. Sizi ciddi anlamda kurtarır. Şu an Siraküza'yı kuşatıyorlar. Ancak biz onlara yakın zamanda ulaşacağız. Olası muharebe diyor. Yakalayabiliriz büyük ihtimalle. Onlar kaçmaya çalışacak son dakikada ama. Ha, yani görmüş olduğunuz gibi bakın. İmparatorla Sultan ordularını yöneterek çarpışıyorlar ve ordularını yok ettik. Ne yazık ki sultanı orada yakalayamadık. Dolayısıyla bu noktada onun topraklarını kuşatmaya çalışacağım. Bu arada bir hastalık başlamış. Nerede hastalık başlamış? Ravenna'da. O İtalya'da. İtalyan çıbanı diye. Hayda kepaze din adamı. <laughs> Aa güzel bu çok iyi. Neden çok iyi? Çünkü kendisi normalde günahkar özelliğe sahip. Obur. Bir din adamı olmasına rağmen böyle bir günahkar özelliği sahip olduğu için de birçok iş tarafından eleştirilmiş. Eğer bunu seçersem prestij ve dindarlık kaybedeceğim ancak bu abi bize karşı görüş kazanacak. Eğer günahları nedeniyle kınarsam bizden daha çok nefret edecek. Hiçbir şey demesem de stres kazanacağım. Dolayısıyla kaybettiğim dindarlık şu noktada çok önemli değil. Oyunun başında olduğumuz için bunu arttırabiliriz her türlü. Bakın eksi 53'ten eksi 5'e getirdik. Etkileme planımız başarılı olursa bize destek sağlamaya başlayacak. Oh yeah, Heh, güzel. Messina'yı kuşatmışız. Şimdi Balan'ı kuşatmaya çalışabiliriz. Oho. Şu abiye bak. Kendi ülkesinde ibadi ayaklanması çıkmış ha. <laughs> vasalları da ona katılıyor galiba. Ha yok vasalları destek çıkıyor. Ondan da hiç hoşlanmıyorlar. Belli. Hem kuşatma silahımız var. Hem de istikam komutanı olduğumuz için kuşatmaları çok daha hızlı halledebiliyoruz. Bakın bir kuşatma ortalama normalde 20 gün sürer. Ancak kuşattığımız yerde gedik açıldığı ve bizim karakter özelliğimizden dolayı bu iyice azalıyor. Yani ben seni fidye karşılığı serbest bırakabilirim. Güzel. Burayı da kuşatabiliyor muyum? <laughs> Hadi burayı da kuşat. Hatta yapabiliyorsam şurada bir kuşatıcı birlik bırakırım. Şunların üzerine giderim. Aa bir dük beni etkilemeye çalışıyormuş. <laughs> Çok iyi arkadaşımız oldu. Güzel. Bu savaşta kazandık arkadaşlar. Bize para ödedi. Evet görmüş olduğunuz gibi kendimizi kurtarabildik. Şu arkadaşları şöyle bir konuşlandırabiliriz. Hatta şuradaki birliği ben yok ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi aylık 10 gelirden 12'ye yükseldi. Düzenli bakımlar tamamlandığı için de Giderlerimiz iyice azaldı. Tabi o kadar süre geçti etkileme planını gerçekleştirdik ve şu an artı 47 görüşe sahip. Dolayısıyla bize verebileceği aylık 3.0 vergiden 2.8 vergi veriyor ve milis katkısı da sağlıyor. Bu da çok güzel. Seni yeterince etkiledik. Şimdi biraz şu abimizi etkileyelim. Hatta kendisine verebiliyorsak şöyle bir hediye vereyim ki bana karşı görüş kazansın. Sarayımızda bir saray kim bulunmuyormuş? Eyvah bu. Ee hoş değil. Normalde eğer Patrick'in öğrenim yeteneği iyi olsaydı onu getirirdim. Daha çok görüş elde ederdi. Öğrenim yeteneği de artardı. Bu Maria bu arada benim ilk ve ikinci çocuğumun da annesiymiş. O da o da gerçekten güzel. Ee, ancak kendisi şöyle süt anne olarak getirebiliriz. Fena olmaz. Bir tane saray ekimi bir yerden arasak iyi olur. Şu ünvan da oluşturabiliriz. Oluşturabileceğimiz ünvanlar arasında krallıklar ve düklük de var. Şu Dirahium bizim Dejur ünvanımız ancak oluşturulmamış. 175 altın harcadık ve buradaki vasalımıza veririz. Şu an bizde karşı görüş eksi 97. Kendisine şuradaki düklüğü veriyorum. Hem artık benim dejur vasalım hem benden daha fazla hoşlanıyor. Alevilerin sözde istilasını bastırdığımıza göre. Elimizde kalan parayla önce vasallarımızın bir durumuna bakalım. Efendim görmüş olduğunuz gibi vasalların bize karşı görüşü çoğunlukla Eksi de. Özellikle bu adam bizden hiç hoşlanmıyor çünkü konseyde koltuk istiyor. Esasında şöyle bir şey yapabiliriz. Ignatius bizden nefret edecek gerçekten ama. Böyle karşılıklı yer değiştirdik gayet iyi oldu. Otomatik aile oluşturmayı kapattığım için çoğu vasalımın çocuğu yok. Bu da demek oluyor ki vasallarım öldükten sonra çocukları olmamaları durumunda toprakları doğrudan bize kayacak. Mesela Selanik Dükü'nün eşi var ama çocuğu yok. Eşyene bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pullu, doğurganlığı az ve görüş de bayağı düşü. Uzun bir müddet çocuk yapamayacaklar gibi duruyor. Savaşlarda veya öldürme teşebbüsleriyle vasalları ortadan kaldırmak mümkün diye düşünüyorum. Bir noktada şansımızı deneyebiliriz aslında. Belli başlı vasalları ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Mesela bu vasal bir event sonucunda arkadaşımız oldu. Dolayısıyla bize karşı herhangi bir örgütleşmeye katılmayacak. Bizden hoşlanıyor. Bu bize yeni düklük verdik. Burada kont vasallarımız var. Bunlarda çocuklar yok. Ölürlerse toprakları bize kayacak. Bir sarayımızı bir toplayalım bakalım. Ne var ne yok bir görelim. Ha hizmetin borcunu karşılayacak. Peki. Aa denetleme. Daha etkili bir şekilde vergi toplamak. Ha bizden bize karşı görüş kazanacak. Peki yaptık. Güzel. Oo güzel. <laughs> Korumamızı bulduk mu? Hadi korumamız olsun. Evet efendim ciddi bir şekilde para harcadık görmüş olduğunuz gibi. Oo oh, 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 burada ciddi bir salgın hastalık var. Oo oh, lekeli humma. Tifüs çıkmış ha. Yani çocuklarımızın öğrenim odanı mesela bakın bunu öğrenim eğitiminden götürebiliriz. Senin daha karakter özelliğin belli değil. Yani bir abimiz ziyafet of çok çok tehlikeli bu ne? Hiç gitmesek daha mı iyi acaba? Bir dakika bir dakika şansımızı deneyeceğiz tecrübeli kaptan. Gerçi bir saniye yolun hepsini denizden götürsek acaba Ege denizi üzerinden gidince de tehlikeye kalmıyor gibi bir şey. Ama tabi bu kontlukta. Bir paralı asker muhafızı. Gidelim şu ziyafete bakalım ne oluyor ne bitiyor. Aa babamız ölmüş. Ve hanedan miras. Tabi hanedanın başı olduk artık. Bu noktada normalde ben etkinlikler, yasa veya kan üzerinden giderdim. Ancak bu sefer destansı ve meşruiyet üzerinden gidebiliriz. Karakterimiz Basil ile bir destan oluşturmayı planlıyorum dolayısıyla şimdi şu eski kahramanlar mirasını açmayı da planlamıyorum. İlerleyen karakterlerle sonraki nesillerle belki yapılabilir. Gerçek hükümdarlar açılabilir ve şu noktadan gidebiliriz ki özellikle tükenmeyen soy ve babalarımızın çocukları miraslarını açarsak bunlar da çok iyi. Çünkü varis tahta çıktığı ilk 10 sene için meşruiyet kazanımını %10 daha fazla arttıracak. Bunu açarsak bir önceki liderin etkisiyle de beraber meşruiyet kazanımını daha fazla elde edeceğiz. Ve babalarımızın çocuklarını açarsak da hanedan görüşü artı 5 ve düzenlediğimiz belli başlı etkinliklerde kendi niyetimizi meşruiyet kazanma olarak da seçebiliyor olacağız. Dolayısıyla şu daldan gitsek şimdilik daha iyi olur gibi. Öncelikle bunu açtık. Alf görüşü artı 5 ve kontrol artışı aylık 0.1. Yani şu doğal korkunçluğu ve kontrol artışını arttırabiliriz. Başlarda iyi olur. Hoppa. Yani yaralandı ve... Bu arada bir saniye elimde benim 3 tane mi düklük var? Evet. Ee, benim bu düklüğü vermem lazım ki bakın burada da kont vasallar var. Benden hiç hoşlanmıyorlar. Selanik dükü çok fazla toprak tutuyor. Ve altında şöyle bir vasal var. Elimde tutmuş olduğum Strimon düklüğünü Kendisine vereceğim. Ama ondan önce şu Messina kontuna Budüklü'yü vermeyi planlıyorum. Normalde Dejur başkent Ahaya olur. Fakat bu abi biraz karakter özelliklerinden de belli olduğu gibi. Haris Hergele. Kendisi keyfi ve obuç. Dolayısıyla bize karşı biraz yamuk yapacak gibi. Ama bu abi ihtiyatlı, adil ve korkak. İdeal vasal. Bizden de korkuyor. Simmiş bir şekilde. Kendisine bu unvanı verelim. Normalde mülk seviyemizin üstünde olmadığımız ve hırslı olduğumuz için sadece kontluk verseydik stres kazanacağız. Ama elimizde fazladan düklük olduğu için ve bunu vermemiz gerektiği için kazanacağımız stres ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bakın bu abi bizden şu an çok hoşlanıyor. Sonra güç dağılımını da dengelemek için buradaki abimize de stream on düklüğünü vereceğim. Gayet güzel. Neyse iç ilişkileri güçlendirelim vasalların bize karşı görüşü daha çok artsın. Benim zindanımda... Oo böyle biri varmış. Bir saniye. Ev hapsine gönderelim. Bir dakika çok iyi bir abla bu. Saraya davet edelim. Çok teşekkürler. Sen gel gel. Sen saray öğretmenimiz ol mesela. Ne dersin? Beni övmek yerine zekamı ve kişisel hijyenimi sorgulayan aşağılayıcı bir konuşma yapıyor. Bunu yapmayacağım. Çünkü rakip olmak istemiyorum kimseyle. Ben size prestij mi kaybetmişim? Peki. Şimdi gitmeliyiz. <laughs> <laughs> Ay, nasıl oynuyoruz rezil olduktan sonra e, Bir destan başlatabiliriz ancak ben biraz para biriktireceğim Bir cenaze düzenleyebiliriz aslında babamız için değil mi? Bakın bir önceki imparator için de cenaze düzenleyebiliyormuşuz Bu da çok ilginç Çünkü bizim karakterimiz bir önceki imparatoru öldürdü arkadaşlar <laughs> 26 yaşındayken bizim tarafımıza öldürülmüş Ve biz bu abiden sonra başa geçtik ama yani millet bizim ne halt yediğimizi gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bunu çok da eşelemeye gerek var mı? Babamız adına yapsak gayet iyi olur. Yaz tutabiliriz ya. Birçok kişinin stresi azalır. Sen şaka yapıyorsun. Ulan daha çok rezil olduk. Eksi 99 görüşe sahip. Ama işte bakın. Burada şöyle bir olay var. Bu da çok ilginç mezhep lideri bizden nefret ediyor. Bizim vasalımız. Yani kendisinin tuttuğu bir ünvan var. O da patriklik ünvanı. Dejur bir ünvan değil ama bize bağlı. Bizim vasalımız dinin lideri. Ancak bizim vasalımız olduğu için bizim konseyimizdeki patrikle dengelemiş kendini. Dolayısıyla biz bu patrikle iyi anlaştığımız için şu an 90 kaç? Eksi 98 görüşlü. Bu patrik bize karşı çok bir şey yapamıyor. Dolayısıyla biz şu an iyi konumdayız ama kendimizi bilmiyorum artık bir şekilde sevdirmeye çalışacağız. Bunun için de dindarlığımızı arttırsak iyi olabilir. Ne? rahatladı. Güzel. Bizden daha çok hoşlanıyor. Stres de kaybetmiştir. Kardeşimizle arkadaş olabilirmişiz ama zaten aramız yeterince iyi. %95 ihtimalle 50 meşruiyet ve 100 dindarlık kazanacağız. Gayet güzel ama bizden heh, bizden nefret ediyor bu yüzden. Daha iyi bir Basileus olmak için söz verelim. Ne bizden daha çok hoşlanıyor bakın görmüş olduğunuz gibi. Güzel meşruiyetimizi arttırıyoruz ufak ufak. Dördüncü seviyeye getirmeye çalışacağız. Oo bayağı bir arttırdık. Harika. Ve Bulgaristan'ın işi gerçekten zordu. <laughs> Kötü oldu. Oo benim buradaki vasalım da toprakları büyütüyor. Harika, harika, harika. Bakın cenaze düzenledim. İç ilişkileri güçlendiriyorum. Dini ilişkileri güçlendiriyorum. Seviyem arttığı için bana karşı görüşü arttı. Cenaze düzenlemiş olduğum için de almış olduğum kararlardan dolayı artı 40 görüş elde etti. Yani eksi 99'dan eksi 44'e geldik. Gayet güzel. Eğer o kadar düşmeseydi belki muhtemelen şu an arkadaş bile olurduk ama. <laughs> Ben şu büyük gezi eğer param yeterse bir yapmaya çalışacağım. Bir vergi gezisi yapabiliyorsak. Aa gördüğüm kadarıyla vasallarım bana karşı görüşü toparlamış. Eksilerden şu an artlara çıkmışız özellikle çoğunlukla. E, gayet güzel. Ya e, uğrayabiliyorsak şu abileri bir uğrayalım ya. E, sana uğramayalım sen savaştasın çünkü değil mi? Evet. Dağcı alırsak tehlike bayağı azalıyor. E, vergilerimizi toplayalım vasallarımızın görüşünü de arttırıyoruz bu turla beraber. Prestijimizi de arttıracağız. Güzel güzel bize karşı görüş kazansın. İyidir. O bayağı arttı. Bayağı arttı. Hiçbir şey talep etmiyorum. Benden çok daha fazla hoşlanıyor. Artı 64 çok iyi. Kaçak avcıları avladık ve vasalımız etkilendi. Güzel. Vasalımız bizden bayağı hoşlanıyor şu an. Bu arada ooo ba basiler yıkı... Evet. Tiranlığına karşı mı? Neden? Ay geri zekalı herif. Arkadaşlar bakın şunu da bilgisini vereyim. Velhasıl kelam Abbasilerin durumu hiç iyi değil arkadaşlar. Ulan üzerimde koz mu kazandın Al hepsini al hepsini al. Görüş kaybetti ama parasını da aldık. Arkadaşımız da olabilirdi. Hiç bir talepte bulunmuyorum. Gayet güzel. Bize karşı görüş çok yüksek değil ama bize karşı gözü korkmuş. Yani bura başladığımızda borca girdik. Şu an 736 altına sahip olduk ve yolun yarısından fazlasını tamamladık. Başlarken 500 civarında altınımız vardı. Şimdi 754 oldu. <laughs> Bana Şahin mi demişler. Güzel. Fena değil. Mantıklı. Vasallar bizden çoğunlukla hoşlanıyor zaten. Hayda hala bir daha mı değişti güzellik ve asalet kralı. Peki. <laughs> Teşekkürler. Sürekli lakap değiştiriyoruz. Orada sanki şu abimizin savaşına katılabilir gibi miyiz ama. Çünkü köylü isyanını bastıramıyor. Öyle anladım. Ee, demek Beni almıyorsun ha? Tamam ben seni tutuklamaya çalışırım artık. Korunmuş ünvan fesimi yapma. Peki öyle olsun. Yaparız bir şeyler artık. Ah düşük vergilendirme. Ah, ah 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 yürek yiyip halife savaş da açabiliriz ama şu an gücü fazla. Bu arada şunu fark ettim. Kral Boris'in olduğu halen daha tengricilik mezhebine mensup. Dolayısıyla öldüğü zaman dinini değiştirmez ise bir tengrici olacak. Ülkesinin çok fazla iç karışıklığı çıkacak ve biz topraklarına konabileceğiz. Ancak onun dışında bir şöyle vakanüvis atasak. Şu hanımefendiye atasak mesela ve bir destan oluştursak kendimiz için. Bakın köylülükten Basileus'a demek istediğim bu. Kendi adımıza da yapabiliriz. Babamız adına da yapabiliriz. Babamız adına yaparsak ek 20 meşruiyet kazanacağız. Hiç fena değil aslında kendimiz için oluşturabiliriz aslında. Hiç de fena olmaz. Bunu kendimiz adına eğer efsanevi oranda tamamlayabilirsek 630 meşruiyet kazanacağız. Hiç fena değil. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Bunun için efsaneyi oluşturduk. Öncelikle yerel destanı yücelt diyelim. Yani kendi topraklarımızda yayalım. Sonrasında bir saray müziğini ekleyebiliriz. Ama saray müziğini eklemek için de uygun kişiye ihtiyacımız var. Bir saray şairi atayabiliriz. Bu abi... Bana şair lazım. Aa güzel bak bu bir şairmiş. Bundan olur. Diplomasi şöyle yüksek bir mi? Hadi sen hadi seni atadık. Seni de atadık gayet iyi. Saray şairi olarak şu abimizi getirdik. Abim sen bizim destanımızı yücelt. Rica ediyorum. Bir de müzyen atarsak seni getirdik. Sen de yap. Destan yayılma olası %10 artıyormuş. Şu an bir baronluğa yayıldı ama burada görmüş olduğunuz gibi bakın. Gradyan şeritli alanlar var. Bu demek oluyor ki buraya yayılma imkanı var. Ve yayıldı bakın. 3 baronluğa yayıldı. Hayda. Alçak gönüllü olsun. <laughs> i̇yidir. Alçak gönüllülük iyidir. Suratınız. Bakın hiç hoşlanmadığım bir şey. Köylü ayaklanmaları yüzünden ben meşruiyet kaybedeceğim. 995'ten 895'e düştü. Düşük istikrarını sevmediğim yanlarından bir tanesi de bu. Ne yazık ki. Sürekli bir köylü isyanı çıkabiliyor. Ben bunların canlarını okuyacağım ama yani. Evet bitsin. Çok teşekkürler. Sen nasıl birisin? Of. Sadece senin askeri mi mükemmel? Ben seni idam ediyorum. korku şu da arttırdım. Destanım desteklenmeye başlanıyor arkadaşlar. 24 baronlu 34'e çıktı. 40, Kır... uf çok iyi gerçekten. Artmaya da devam ediyor bu arada. Her tipli yürüyüş açtık. Bir ava mı davet edilmişiz? Hı. Esasında hmm, deneyelim ya. Katılmayı bir deneyelim bakalım. Yüze yükseltmişiz ama bunun için de ciddi para ihtiyacımız var. Bakım masrafları yüzünden. Eyvah. Beyefendiden borç para alabiliyor muyduk? Altın iste. Güzel. Tükenmeyen soyu açtık arkadaşlar. Biraz para versem bana çok iyi olur biliyor musun ya? Altın iste kabul etmeyecek inanmıyorum. Şu an kaliteyi yükseltemiyoruz. Ekonomimiz kötü çünkü. Bunu biraz erken yaptık sanırım. Elimize biraz para geçse ve şu an para mı kaybediyoruz? Eyvah. Ancak bir saniye şimdi. Ünlü bu değil mi? Ama bunu bitirsek yine de bütün Bizans üzerindeki toprakları hak iddiamız geçiyor diye anladım mı? Evet. Doğru. Ama bunun için biraz beklememiz gerekecek sanırım. Ee, seni vasalım yapacağım. Aa ne demek. Acaba diyorum. Şu atlı birliklerinden. Ha, yok etsem iyi güzel biraz para gelmeye başladı elime. Aa iyi iyi, iyi. güzel. Ordumun biraz gücü düştü ancak. Ee, bu çok büyük sorun. Teşkil etmez. Kaliteyi yükseltelim. Para harcadık bunun için bayağı mı? Bakın çok hızlı bir şekilde yayılıyor. ve Güzel atletik olduk stresten. O da harika. Öğrencimiz çok iyi. Ee, hırsı da yapabilir. Bu güzel bir arkadaş olacak sanki. Şimdi bunu yükseltmek istesek bayağı bir para lazım. Ee, fakat kimden para alabiliriz? Arttırmak istesek esasında tamamlayabiliriz. Tekrardan başlayamayız ama. Krallığı genişlet kararını elde edebiliyormuşuz. Ancak biz bir imparatoruz. Yani krallığı genişlet ne kadar uygun olur ki? Acilen para kazanmamız lazım arkadaşlar. Ya konsey hakkını senin ben. <laughs> Daha iyi çok iyi biri oldu iffetle. Çok fazla çocuk yapmaz en azından. Arkadaşlar bana para lazım. Ben e, yoksa 3. seviyeye çıkaramayacağım bunu. Tamamlamak zorundayım çünkü ekonomim çok kötü durumda. Ve Makedon annesinin bir kitabını oluşturduk. Köylülükten Basileusla diye bir destan. Gönül isterdi ki 3. seviyeyi tamamlayalım. Daha da şanlı yani efsanevi olsun. Ancak ikinci seviyede bitirebildik. En azından... Yani iflas eşiğine geldik ama iflas etmedik. 880 yılında bunu becerebildik. At oğlu diye. Evet. Arkadaşlar bakın ne oldu size gösteriyorum. Şu an Bizans İmparatorluğu içerisindeki 62 ünvanı hak iddiamız geçti. Şu an istesek biz vasallarımızın topraklarını koparabiliyoruz. Ve ben Bulgaristan'a savaş ilan edebiliyorum. Hak iddiaları dolayısıyla. Ve şu an meşruiyet 5 üzerinden 4. Beklenen seviyedeyim. İnsanların bana karşı görüşleri arttı. Bir de şu papadan pardon Patrick'ten biraz para alabilsek güzel olur ama. Hayda. Hediye göndersek benden ne kadar hoşlanabilir? 14 görüş kazandı. Altın isteyebiliyoruz. Harika. Şaka mı lan bu? Tam para veriyordu öldü lan. Çıldırmak üzereyim. Bak hediye gönderdim. Bana para ver. Rica ediyorum. Para verir misin sevgili Patrick? Ölmeden lütfen. 74 yaşındasın. Of çok güzel. Para verdi. Bu arada bakın arkadaşlar. Şu an <laughs> ikinci seviyeye çıkardım ve ben vasallarından toprak koparabiliyorum. Çok güzel bir şey bu. Nereye alabileyim bir bakayım mı? Şu toprak fena değil aslında. Mesela senden burayı fethedebiliyor muyum? Aa, ama kabul etmeyecek diyor. Bakın özgürlükçü örgütleşme oluşmaya başladı bile. Mesela bu abilerden mesela bundan ünvan fesedebiliyorum. Kabul edecek diyor. Benden nefret ediyor ama elime toprak geçti. Senden de ama bir dakika senden fesedemiyorum çünkü benim buraya hak iddiam yok. Ancak senden de alamıyorum. Çok güzel. Senden ünvan fesedebiliyormuşum, Senden ünvan fesedebiliyormuşum. Sendin değil mi? Yok bir dakika. Biri şu muydu? Evet. Ah, özgürlükçü örgütleşme. Harika. Güzel. Başkenti kuşatırsak büyük ihtimalle buradaki çocuğu yakalayacağız. Aa yakalayamadık. İki ay içerisinde ultimatom. Eyvah. Çok güzel. Korkunçluğumuz artmadı mı? Ünvanı feshettik mi? Çok iyi. Bir de karşılığı serbest. Sen de serbest bırakacağım. Tamam mı? Sen burayı istiyordun değil mi oğlum? Bu benim rakibim. Kimdi benim rakibim? Sen miydin? Alıyorum senden burayı. Tamam mı? Benim kaç tane? Şu an iki düklüğüm var. Bir, iki, üç düklük. Tamam. Burayı veririm birine. Burada aynen burayı mesela şöyle kardeşimize verebiliriz. Hiç fena olmaz. Kardeşimize burayı verdik. Çok güzel. Artık bizim hanedanımızdan biri var. Sen bana karşı örgütleşmede miydin can? Bu abi kabul etmeyecek diyor. Biraz kötü açıkçası. Yani size öyle söyleyeyim. Eşik de sınırın çok üstünde. Yani bu adamlar bizi aşar. Ee, harbi harbi aşar. 65 yaşına kadar yaşayabilir miyiz de bilmiyorum. E, ee, Abazi'yi savaşa çağırabilirim. Fena olmaz. İtalya'yı savaşa çağırmak istesem mi yok. Hristiyan alemi savaşta. Bunlar uzakta ve güçsüz. Slavonya ve Hırvatistan belki çağrılabilir. Ney Mandean, Hırvat? Aa. Ha. ha, ha düşmancıl, kötücül değil değil mi? Ha, ben bunlarla ittifak yapabiliyormuşum. Macarları çağırabilseydik güzel olurdu aslında ben sana şöyle şuraları verebilirim. Opsikyon senin olsun. Gayet güzel. Benden çok hoşlanıyorsun. Şimdi. Ben kimden toprak alabiliyordum? Fesel ya sende. Senden ünvan fes edebiliyoruz mu? Kab Aa kabul edecekmiş. Mesela bakın şöyle bir şey yaptım. Senden de ünvan fes muyum? Güzel. Bunu da fes edeceğim. Bakın Epire şu kontluğu vereceğim. Hatta ben bunun böyle düklüğünü de ala... of, alabiliyormuşum. Çok güzel. Buraları böyle tekrardan sıfırdan bir yapılandırsak harika olur ama. Ama benim casus başım ya. Ben bunu kaybetmek istemem. Ben sana vasal aktaracağım. Aktardım şu vasalı. Ya stres kazanacağız ancak şu düklüğü böyle kendisine vereceğiz. Bizden umarım çok hoşlanır. 60 ve 80 görüş. Mükemmel. Sonra şu abimize teselli düklüğünü şöyle veririz. Ve buradaki dejur sınırlar da tamamlanmış olur. Bakın bize karşı görüş kazandı. Üm Aa, ana bunu alabiliriz sanki ya. Ama bir dakika. Bize karşı örgütleşme değildi kendisi değil mi? Ben yürek yiyeceğim ve şansımı deneyeceğim diyorum. İttifak gücü olarak. bunlarla mı ittifak yapabiliyormuşuz? Peki. Bunlar da işte zor durumda olmasa. Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Boyun eğmeyeceğim diyelim. Evet güçleri bayağı var. Kötü oldu. <laughs> ee, ama Patrik'e biraz para göndereceğim. Benden çok hoşlansın ve umarım ölmeden. Güzel. Aa konseviyesi öldü mü? Bu mu yani? Peki. Vekil harç. Kimi getirebiliriz? Tamam hadi seni getirdik. Biraz şu ordu gücümüzü o zaman ufaktan arttırmaya çalışalım. İzırlı ye ekibi daha. Fena olmaz. Oo oh, Malta kontu ha. Malta <laughs> Malta'yı iyi güzel almışız burayı. Şu kısıtlı taht otur sesini bir çekeceğim diyorum. Şimdi bakın. Eselli düklü kabul edin. Ama şundan alabiliriz sanki. Güzel. Burayı çektik. Sonra sana şuradaki vasalı aktaracağım kardeşim. Tamam senin dejur bölgelerin oldu artık. Senden de alabiliyor muyduk? Ama Kabul etmeyecektir. Ben sanırım ne yapmam gerektiğini anladım. Bu özgürlükçü örgütleşmeyi ortadan tamamen kaldırmanın yolu vasalları böyle tek tek almak olacak galiba. Ben senden de şöyle şu toprağı alabilirim, değil mi? Alm İyi hadi ben almaya çalıştım. Kim bana karşı başka örgütleşmeye katılıyor? Bir bakalım. Senden de ümvan fesedeceğim o. Umarım kabul edersin. Ay yok olmadı. Efes. Şu an bütün ülke. <laughs> bütün ülkeyi bana karşı a ayaklandırıyorum. A bir dakika. Güzel. Bu oldu. Bak sana bunu aktardım. Burası bana geçti. Mükemmel. Benim elimde şu an 3 üç... üç... tane düklük var ama. <laughs> Ülkeye bir çeki düzen verme vakti geldi de geçiyor sanki arkadaşlar. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi <laughs> ülkemizde çok sağlam bir karışıklık var. Ee, her an gönderebilir diyor ama bu abiler savaşa katılmayacak. Şöyle bir şey yapacağız, bir etki. Şunu bir ittifak düzenlersek eğer güzel olur. Karakterimin kızı. Heh. Güzel. Burayı toparladık. Orduyu ben komuta etmeye çalışacağım bakalım. Önce şunları bir haklayalım. yapabiliyorsak. <laughs> Mükemmel. Şimdi, sen benden güzel, ben burayı şöyle bir Cumhuriyet vasalına verdim. Öyle kaçmak yok, öyle kaçmak yok. Oynayamayacağım güzel kardeşim. Tamam, otorite savaşı çok bir şey değil zaten. Bunların başkentlerini halledebilirsek yer. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün ünvanlarda elime hak iddiası geçti ve vasallarımla ayrı ayrı savaşlardayım. Toplu bir şekilde bana saldırmıyorlar. Dolayısıyla birbirlerine destek de çıkmıyorlar. Bir savaşı kazandık. Halepleri dayat. Bakın ne oldu. Ünvanını fesedebiliyorum. Ünvanını fesediyorum. Çok güzel. Hatta ben seni fidye karşı serbestle bırakacağım. Elimde tabii çok fazla kontluk var. Ee, bu hiç hoş olmadı. İnsanlar tabii çok fazla düklük var diye. Topraklarımı kuşatıyorlar ama olsun. Ufak ufak parça parça. Şunları bir haklamaya çalışacağız önce. Bir mareşal atayalım. Sen güzel bir abiye benziyorsun. Ben hatta sana şöyle verebiliyorsam güzelinden öyle Şurası değil de bak mesela sana Kapadokya'yı verebiliriz aslında. İyi olur. Biraz güçsüz kalırsın ama en azından benim konseyimde olursun. Çok güzel. Aa yaralandım mı? Kötüleşen yara. Hoş değil ama hallederiz mi? Patrick neden bana karşı bu kadar kötü bakıyor anlamadım. Neyse ben kendisini biraz etkileyim bari. Oo buradaki topraklarım kuşatılıyor. Hoş değil. Hiç hoş değil hem de. Bunları salalım biraz para gelir elimize. Evet topraklarımız çok güzel bir şekilde kuşatıldı. Ayda kötü oldu ama savaşı biz... Ha biz güzel savaşı devraldı. Bakın ne oldu. Armenyak düklüğü çok fazla toprağım var. ve gerçekten çok fazla toprağım var. Öf. En güçlü bir vasal yapacağım böyle. Mesela hal diye düklüğünü halledebilirsin için. Güzel. Bunu oğlumuza verdik. Öf. Bu hiç hoş değil. Afaroz edilmişiz. Tiran da değiliz gerçi ama. Tiran mıyız biz? İnanmıyorum. Afaroz edildim ben. Çünkü kendisi benim vasal. Kendisi benim vasal. O yüzden benden hoşlanmıyor. Çok fazla düklük mülk limiti üzerinde. Kardeşime... Aa bir dakika. Doğru ben kardeşime toprak da verebiliyorum değil mi? Verim şu fazla toprakları o zaman iyi olur. Elimde benim fazladan mülk de vardı. Ee, mesela yola... Bak mesela sana şurayı verdim şöyle tamam mı? Gayet güzel oldu. Benden çok hoşlanıyorsun. Eyvah casus başım. I'm dying. Neyi başaramadın ha? Şuradaki düklüğü şu abimize verelim. Gayet güzel olur. Aa buraya almışız. Nasıl oldu? Ha çünkü çocuğu yokmuş. He, o zaman bakın şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi elimde tabi çok fazla kontluk var. Ancak ben kendisine şöyle erkek kardeşime buraları vereceğim. Ben kendi nüfuzumu da arttıracağım bu şekilde. Çok güzel. O abinin bana karşı görüşü hala <laughs> çok fazla düklük var öyle mi? Teselli sen burayı istiyordun değil mi abicim? Tamam bak teselli hadi sana burayı da veriyorum babacım. Şu an Patrick'le aram gayet güzel. Ülkemizde bu arada hastalıklar da yayılıyor. O da çok güzel. Ben şuradaki vasalı halletmeye çalışacağım bir şekilde ama bakalım kaçabilir de. Ama of burada hastalık var. Kaç 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 kaç. Savaşa katıldın öyle mi? Hepinizin canınızı yakacağım ben. Hepinizin. Güzel. Oo kötü. Bir saniye başkenti karantinaya almam lazım. Evet. Hatta ben mümkünse kendimi başka birini orduya geçireyim ben. Evet bu gayet iyi olur. Ve ben kendimi inzivaya çekeyim. Kapıyı kilitledik yapacak bir şey yok. Burada benim bir ordum mu var? İyi güzel. Hop aman. Yanlış oldu. Ay <laughs> <laughs> çok iyi. Burada çok ciddi bir hastalık var. Kızamık. Buradaki orduyu birleştirdik. Kuşatıcı bir birlik bıraktık ve geri kalan orduyla şu düşmanların üzerine gidiyoruz ve buraya o, o kuşatıyor. Ama İstanbul'u kuşatamayacaklar çünkü garnizonumuz çok fazla. Çok güzel. Bunu hallettik. Buradaki birlikleri ikiye ayırdık ve bir tanesiyle şuraya. Öbürüyle de buradaki düşmanı aklamaya çalışacağız. Bunlar benim kardeşimin topraklarını kuşatmaya çalışacaklar diye anladım ama yok öyle olmadı. En azından savaş bizim lehimize doğru ilerliyor bu arada. Bunu feshettim senden. Tamam. Seni serbest bırakacağım. Bana para da veriyorsun. Çok iyi. Ben seni evlendireceğim. Eş bulacağım sana. Irsi olsun. Bak şu güzel. Harika. Seni de şöyle. Şuraya koyduk canım benim. Armenyak tüklüğü. Bundan sonrasını beklesek hallediyoruz sanırım. Güzel bir savaşımızı kazandık. Uygundur dedi. O zaman ben buradaki toprağı alıyor muyum senden? Al. Teşekkürler. Tiranlık değil çünkü bana karşı kalkıştın sen. Buradaki toprakları böyle bizzat kontrol ediyorum. Hatta ben o yüzden yapabiliyor isim katı teşkilatı açıp otorite odağına geçelim ve mareşalimize diyelim ki sen buralardaki kontrolleri arttır. Ben senden hatta bu ünvanı da şöyle fesh edebiliyormuşum. Güzel. Elime fazladan toprak geçer. Şöyle yaptık. Senden buraya aldık. Burada bir bakın hak iddiası var. Şunu verdik sana böyle. Sen bizden çok hoşlanıyorsun ve seni de serbest bırakıyoruz. Oh tiranlığına karşı savaş bitti. Şu sonunda çok şükür. Hallettik. Ünvanı feset. Hmm, Feshettik. Bir karşılığı serbest bıraktık. Burayı sana verdim. Sonra elime bir tane kont vasal geçti. Şu düşesi aktardım. Senden buraya alıyorum. Kusura bakma. ya da bak istiyorsan yani. Umurumda değil. Seni de fidye karşılığı serbest bırakıyorum. Tamam mı? Bak senin buralara hak iddian var değil mi? Çünkü senin önceki süzerin aldı senden orayı. bak ben sana burayı verdim. Hak iddian gitti mi? Burayı da verdim. Benden çok hoşlanıyorsun. Ama ben durmuyorum ve bütün düklüğü sana veriyorum. Ben hatta şu an ben hızımı alamayıp şöyle Bı. Neyse boş verin. Ben benim asıl hedefim burada Bulgaristan. Ama önce bir iyileşebilsem çok güzel olacak. Senden de alabiliyorum. Ohohoho alabiliyor musun harbiden? Aldık. Şu an bütün ufak tefek toprakların hepsi elimizde. Güzel güzel gayet güzel. Bu arada arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Hala yaralıyız ama sağlığımız iyi. Şu yaralı özelliğini atlatırsak biraz daha uzun yaşarız. Ben belki 60'a kadar götürürüm abimizi. Korkunçluğumuz 77. Yaralı olduğumuz için tabi eksi 10 yiyor temelde. Ve meşruiyetimiz son sınırda. Son seviyedeyiz meşruiyete. Bakın etkileri burada belli oluyor. Kısa hüküm süresi azalıyor. Halk görüşü artıyor. Hak iddiasında savaş sebebi maliyeti azalıyor. İttifak kabulünde artış. Vasallık teklifi artıyor. Hak sahibi örgütleşmelerinde azalma. Evlilik kabulleri azalma. Güç dengesi değiştirmede azalma. Ünvan yaratmak için dejur kontluk sayısında azaltma. Her türlü. Mükemmel. Vasallarımız da şu an bizden bayağı hoşlanıyor. Hoşlanmayanlar da korkuyor zaten. Bakın %100. yüz. Gerçi bu. Senden bu unvanı fesedebiliyor muydum? Fes değil mi? Sen tirandın ama bak şöyle güzel bir şey yapacağım. Bunu feshettim tamam mı? Heh çok güzel. Şimdi. Dem sen burayı istiyordun değil mi? Benden böyle çok güzel hoşlanacaksın. Hatta senin vasal sözleşmen yani normalmiş. Bak şimdi. Ben başka bir yere hakikaten anasını satayım varmış. Bu düklüğü sana böyle veriyorum komple. Çok güzel. Benden çok hoşlanıyor. Şu abimize azıcık para vereceğim. Ünvanını fesedeceğim. edeceğim. Çoğunlukla umarım kabul eder. Kabul etti. <gülüyor> 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 Ay çok iyi. Bayıldım. Şimdi. Esasında burayı da tutabilirim. Eee. Şuraları tutsam da fena olmaz. 3 düklük olacak e, esasında ama bakın ne yapıyorum. Selanik düküne buraya aktarıyorum. Dejur vasalı çünkü aktardım. Ben niye benden çok hoşlanmıyor? Çünkü çok fazla düklük diyor. Bir de alt tabakaya da sanırım toprak vermişiz. o biraz iyi olmadı. Şu abimize şurayı vereceğim. Güzel. Şimdi bakın cumhuriyet vasallarına verdim belli başlı yerleri. Akiddas üretip saldıracaklarını zannetmiyorum. Gerçi burası için saldırabilirler ama. Elimizde şu an iki tane düklük var değil mi? Evet iki düklük var. Güzel. Streamon'la Trakya'yı tutuyoruz. Geri kalan yerler ufak tefek yerler aslında. Abaziye vasallık teklif edebiliyormuşuz. Çok iyi. Ettik. Topraklarımız büyüdü arkadaşlar. Bir oğlumuza toprak verdik. Kardeşimize toprak verdik. Ee, kardeşimizin çocuğu... o olmaz sanki ama. Boşanma da talep edemiyoruz. Neyse en, en kötü ihtimalle toprakları bize kalacak. Ben şöyle savaş ilan edebiliyoruz ama senin gücün de fazlaymış ve senin müttefiki mi var? Ha benim vassalım.